Koronavirüs salgınında ilk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta görüldü. O günden beri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerek kamera karşısına geçerek gerekse sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. Evde kal çağrısını her gün yineliyor ve bizleri tedbirli olmaya davet ediyor. Sağlık Bakanı dün akşamda saat 22.37'yi gösterdiğinde 16. günün vaka ve kayıp sayısını paylaştı. Hemen birlikte son bilgilere bakalım. Test sayımız dün 5035'ti, bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizleri ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum dedi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Peki dünyada durum ne? 20 bini çoktan geçen ölü sayısı ve özellikle batıda durmaksızın yayılan virüsün gezegene daha şimdiden kaos ve kargaşa getirmeye başladığını söyleyebiliriz. Güncel rakamlar o kaosu ve kargaşayı açıkça gösteriyor. Dünyanın tamamını etki altına alan koronavirüs salgınında ölü sayısı 22 bini geçti. 198 ülkede virüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise yarım milyonu buldu. Virüsün yeni merkezi haline gelen Avrupa'da 60 milyon nüfuslu İtalya'nın ardından 46 milyon nüfuslu İspanya'da ölü sayısında Çin'i geçti. Koronanın çıktığı yer olan Çin'in Hubei eyaletinde ise iki gündür yeni vakaya rastlanmadığı açıklandı. Avrupa'da virüs İngiliz kraliyet ailesine de sıçradı. Kraliçe Elizabeth'in virüs nedeniyle Buckingham Sarayı'nı terk etmesinden günler sonra oğlunda 71 yaşındaki Prens Charles'ta da koronavirüs tespit edildi. Kraliçe Elizabeth'in oğluyla en son 13 Mart'ta görüştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ise virüsün yeni merkezi olma tehlikesiyle karşı karşıya. Virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Virüs, Amerikan ordusunun harekat kabiliyetini de kısıtladı. Pentagon tüm yurt dışı personel sevkiyatlarını 90 günlüğüne askıya aldı. Fransız ordusu da koronavirüs nedeniyle 5 senedir Irak'ta görev yapmakta olan askeri personelini ülkeye geri çekme kararı aldı. Rus ordusu ise koronavirüs sebebiyle yeni bir hareketliliğe başladı. Virüsün en ağır hissedildiği İtalya sokaklarında ülkeye tıbbi destek malzemeleri getiren Rus askeri araçları görüldü. Dünyanın diğer ucunda Hindistan'da ise sokağa çıkma konusundaki kısıtlamaları delenlere polis böyle müdahale etti.